Yangın ihbarına giden itfaiye evde bir ceset buldu. Genç kadının alevlerin arasında kalarak öldüğü tahmin edildi. Ancak otopsiden çıkan çok farklıydı. Evi yandı, cansız bedeni bulundu. Alevlerin arasında kalıp öldüğü zannedildi. Ancak otopsi sonucunda 15 kez bıçaklandığı ortaya çıktı. Sevim Anarat, Ülkücü İşçiler Derneği İzmir eski kadın kolu başkanıydı. Çamlıpınar mahallesindeki evinden yükselen dumanları gören komşuları itfaiyeye haber verdi. Yangın söndürüldü ancak içeride bir ceset vardı. Olay yerine polisler de geldi. İlk incelemelerin ardından yanmış ceset morga kaldırıldı. Otopsi sonuçları çıktığında ise genç kadının bıçaklanarak öldürüldüğü ortaya çıktı. Çünkü babasını aramış. Ev yandığı sırada evim yanıyor. Dirime sahip çıkamadınız, ölüme sahip çıkın falan demiş. Ülke ocaklarında da birçok kez görev alan Anarat eşinden de 6 ay önce boşanmıştı. Polis cinayeti çözmek için geniş çaplı soruşturma başlattı.